Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bayraktar TB2 SİHA'nın SATCOM ile donatılan konfigürasyonu olan Bayraktar TB2S, Libya'da görüntülendi. Bayraktar TB2S'nin ilk görüntüleri 2020 yılında ortaya çıkmıştı ve aynı yıl içerisinde uçuş testleri icra edilmişti. Baykar Savunma Mühendisleri tarafından Bayraktar TB2 SİHA platformu üzerinden geliştirilen Bayraktar TB2S SİHA'ya SATCOM anten entegrasyonu yapılmıştı. SATCOM üzerinden yapılan bağlantı sayesinde SİHA'lar görüş hattı bağlantının getirdiği menzil kısıtından kurtularak teorik olarak bağlanılan uydunun kapsama alanı kadar geniş bir alanda yer kontrol istasyonu ile iletişim kurabiliyor ve daha geniş bir alanda, daha yüksek menzilde görev yapabiliyor. Kırım Derneği'nin düzenlediği, Kırım, İşgalde 9 Yıl adlı konferansa katılan Ukrayna Büyükelçisi Vasily Badnar, Defense Türk'ün sorularını yanıtladı. Vasily Badnar, TB2'lerin aktif olarak sahada kullanıldığını açıklamıştı. TB2'lerin uçmadığı iddiası üzerine sorduğumuz soruda Vasily Badnar, TB2'lerin savaşta aktif olarak kullanıldığını söylemişti. Ukrayna'nın Türkiye'den tedarik etmek istediği sistemler ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise Büyükelçi Badnar, Türk yetkililer ile yakın ilişkiler sürdürüyoruz. Sorunları çok çabuk şekilde çözüyoruz, ifadesini kullanmıştı. Polonya'nın ilk Bayraktar TB2 SİHA'sı, Mirosławiec şehrinde bulunan ve ilk SİHA'ların teslim konuşlandırıldığı 12. İHA üssü semalarında deneme uçuşlarını Şubat 2023'te gerçekleştirmişti. Deneme uçuşlarına ilişkin açıklama Polonya Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Polonya'ya teslim edilen TB2 SİHA'larda diğer TB2'lere göre farklı olarak kuyruk ve gövde üstündeki antenler dikkat çekiyor.